Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf ASN'nin 57. ders anlatım föyündeyiz. Bu da veri konumuzun son föyü olacak. Yine grafiklerden bahsedeceğiz. Fen liseleri için birkaç tane daha bir tanımımız olacak. Çeyrekler açıklığı. Arkadaşlar, üst çeyrek medyanın sağındaki sayı ile üst uç değerin medyanına eşittir ve Q3 ile gösterilir. Alt çeyrek medyanın sol tarafındaki sayı ile alt uç değerin medyanına eşittir ve Q1 ile gösterilir. Çeyrekler açıklığı da bu bulduğumuz Q1, Q3 ve Q1'in farkı olacaktır. Örneğin şimdi burada bir verilerimiz var. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Medyanımız nedir arkadaşlar? Burada bakın şu şekilde 11. Üst çeyrek. Üst çeyrek şuradaki sağ taraftaki arkadaşlar 3 tane verinin medyanı. 17. Alt çeyrek medyanın sol tarafındaki verilerin medyanı yani 6. Çeyrekler açıklığı da ne olacak arkadaşlar? 17'den 6'yı çıkarıyoruz. 11'e eşit olacak. Yine bu sayı dizisinin çeyrekler açıklığını bulalım. Şimdi küçükten büyüğe doğru verilerimizi yazmamız gerekiyor. 2, 5, 7, 8, 15 ve 20. Çift sayı da var bakın burada. Medyanımız ne gelecek buradan arkadaşlar? 7 artı 8 bölü 2 yani 15 bölü 2. Medyanımız 15 bölü 2. Hemen şöyle ayırdık 3, 3 değil mi? Buradaki medyan 5, buradaki medyan 15 yani 15 eksi 5'ten çeyrekler açıklığım ne geldi arkadaşlar? 10. 15 üst çeyrek, 5 de alt çeyrek olmuş olacak. Aşağıda bir grup öğrencinin fizik dersi sınavından aldıkları puanların oluşturduğu sayı dizisi verilmiş. Buna göre bu sayı dizisinin çeyrekler açıklığı ile medyanının toplamı kaçtır? Verilerimize baktık. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Hemen ortanca terimini buluyorum arkadaşlar. 48. Bu bizim için medyan. Şimdi üst çeyreğe bakalım arkadaşlar. 60 artı 74 bölü 2 diyeceğim. 134 bölü 2 ne geldi bize? 67. Bu üst çeyrek. Üst çeyrek. Bir de alt çeyreğe bakalım. 46 ile 48'in arasında kaç var zaten? 47. Bu da alt çeyrek arkadaşlar. Çeyrekler açıklığı 67'den 47'yi çıkarttım. Ne gelecek arkadaşlar? 20. O zaman neye eşit oldu? Medyanımız artı çeyrekler açıklığı cevabımız 68. Serpme grafiği iki değişkenden biri yatay diğeri düşey eksene yazılarak bu değişkenlerin oluşturduğu noktaların gösterilmesine çizilen grafiktir. Seçilen iki değişken arasındaki bağıntıyı araştırmak için kullanılır. Bir araştırmacı dört farklı aracın aldığı yol ile harcadığı yakıt miktarı arasındaki bağıntıyı araştırmak için aşağıdaki grafiği çiziyor. T aracının deposu 40 litre olduğuna göre bir depo benzinle kaç kilometre yol alır? Hemen T'ye baktık arkadaşlar. 24 litre ile 150 kilometre yol almış. O zaman ne diyorum arkadaşlar? 40 litrede ne kadar yol alır? Hemen 150 çarpı 40 bölü 24 diyeceğiz. Ne kadar yol aldı arkadaşlar? 250 kilometre. Bu araçları kilometre başına tükettiği yakıt miktarı en çok olan araçtan en az olana doğru sıralayınız. Hemen X için bakalım isterseniz. Şimdi 50 kilometre ile şöyle yazacağım. 50 kilometrede 5 litre yakıt harcıyor. 1 kilometrede ne kadar yakıt harcar? 5 bölü 50'den 1 bölü 10 geldi bakın. Hemen Y'ye bakacağım. Bu da aynı değil mi? 100 kilometrede 10 litre ise 1 kilometrede kaçtır arkadaşlar? Bu da 1 bölü 10 gelecek. Yani burada X, Y'ye eşit gördüğünüz gibi. Şimdi Z'ye bakalım arkadaşlar. 250'de 20 litre 1 kilometrede kaçtır diyorum. 20 bölü 250. Yani 1 bölü 125 geldi. Son olarak T'ye bakıyoruz arkadaşlar. 150 kilometrede 24 litre 1 de kaçtır? O da ne geldi? 24 bölü 150. Şöyle bir bölecek olursak 8'e böldüm. 3, 8'e böldüm. 50. Arkadaşlar en çok en az aslında 3 bölü 50 ile T. Sonra X, Y'ye eşit en çok da Z yakıt harcıyormuş. Sıralamamız bu şekilde olacak. 500 kilometrelik bir yolda Y aracının yakıt tüketimi Z aracının yakıt tüketiminden kaç litre fazladır? Y'ye baktığımızda arkadaşlar 100 kilometrede 10 litre benzin harcıyor.
500'de de o zaman 50 litrelik benzin harcar. Z'ye baktığımızda 250 kilometrede 20 litre, 500'de kaçtır dediğimizde arkadaşlar ne olacak? 40 litre olacak bu da. Dolayısıyla aradaki fark ne olacak arkadaşlar? 10. 10 litre fazlaymış. Serpme grafiği 3 farklı şekilde yorumlanabilir. Birinci durum pozitif yönlü ilişkidir. Değişkenlerden biri artarken diğer değişken de artıyor ise bu iki değişken arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Örneğin harcanan yakıt hareket süresi pozitif yönlü ilişkidir. Negatif yönlü ilişki değişkenlerden biri artarken diğer değişken azalıyor ise bu iki değişken arasında negatif yönlü ilişki vardır. İlişkisiz durumda arkadaşlar değişkenler ise doğru veya ters olarak bir bağıntı yoksa bu değişkenler ilişkisizdir. Yukarıdaki verileri serpme grafiğiyle göstererek yorumlayınız demişiz. Hemen şöyle bir grafiğimizi çizelim arkadaşlar. Öğrenciler ve matematik netleri, fizik netleri var. Öncelikle arkadaşlar fizik netleri diyelim ve matematik netleri diyelim. Şimdi şu ilkinden A'dan başlayalım arkadaşlar. Fizik netleri 8 iken matematik neti 25 olmuş. Şöyle işaretledim. Hatta şöyle yapsak daha güzel olacak. Sondan başlayalım arkadaşlar. Daha güzel. Yani ben şöyle biraz daha şey çizeyim bunları. Şurayı da düzeltelim. Şu şekilde. Tabii 4 daha küçük ya. Buraya aslında 4 yapsam daha güzel olacak. 4'e 12'den başlayalım daha güzel görünsün. 4'e 12 arkadaşlar. Şöyle 12 diyelim şuraya. Şöyle işaretledim. 5'e 15. Şöyle 15. Şurayı işaretledim. 6'ya 20. Zaten burada görünüyor değil mi? Fizik arttıkça matematik de artıyor. 7'ye 22. Son olarak 25'e 8. Şöyle yazdım onu da. Şöyle 8 şuralarda arkadaşlar. Ne oluyor arkadaşlar? Fizik netleri arttıkça matematik netleri de artıyor. Ne diyeceğiz o zaman? Pozitif yönlü ilişki vardır arkadaşlar. Kutu grafiği nedir? Bir de buna bakalım. Bir veri setinden elde edilen en küçük değer, en büyük değer, alt çeyrek, üst çeyrek ve ortanca değerlerini içeren grafiktir. Kutu grafiği kullanılarak İki veya daha fazla veri setinin genel eğilimleri karşılaştırılır. Aşağıda örneğimiz var arkadaşlar. Gelin biz de burada 6. soruda grafiklerimizi çizelim. Aşağıda 7 öğrencinin bir deneme sınavındaki fizik, biyoloji bölümlerindeki netleri verilmiş. Küçükten büyüğe bunlar sıralanmış. Kutu grafiklerini çizerek yorumlayınız diyor. Hemen arkadaşlar önce bir açıklığı bulalım. Açıklık 24 eksi 8'den 16 geldi. En büyük değerim 24. En küçük değerim 8, değil mi? Medyanım kaç arkadaşlar? Medyan 21. Alt çeyrek bakıyorum 11. Üst çeyrek 22. Evet. Bana gereken bilgiler bunlar arkadaşlar. Şimdi grafiği çizeceğim. Şöyle 8 ve 24 olacak bakın burada. 8 ve 24'ü işaretliyorum. Şöyle bir çizgi yapacağım buraya. Sonrasında alt çeyreğimizi işaretliyorum. 11, üst çeyreğimizi işaretliyorum. 22. Şöyle bir kutuyu çizelim şuraya. Burada medyanımda ne olacak arkadaşlar? Şurada bir yerde 22'ye daha yakın olacak 21. İşte kutu grafiğinin gösterimi bu şekildedir arkadaşlar. Aynı şeyi biyoloji için yapalım gelin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane terim var. Medyanımız 10. Medyan 10'a eşit. En küçük değerim 4. En büyük değerim 20. Alt çeyreğe bakalım. Üst çeyreğe bakalım. Alt çeyrek 4. Üst çeyrekte 20. Hemen kutu grafiğinde gösteriyorum şimdi arkadaşlar. 4 ile 20 arasında olacak. Şöyle yukarıdaki gibi. Şu aradaki çizgiyi çektim. Alt çeyreğim 4 yine. Yani buradan başlayacak kutumuz. Üst çeyreğimiz de 20. Bakın şu şekilde kutuyu çizdik. Medyanımız da 10.
10 tabii 4'e daha yakındır değil mi 20'den? Bunu da bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar.